Sinop ili Dikmen ilçesi tarihi. Dikmen ilçesi asıl yerleşim yeri olarak ilçenin 3 kilometre doğusundaki eski cuma görülmektedir. Dikmen'in de içinde bulunduğu bölgeye M.Ö. 1200-1546 yılları arasında Paflagonyalılar hakim olmuştur. Fakat onlar hakkında fazla bilgi yoktur. İskender İmparatorluğu M.Ö. 323-336 yılları arasında bu bölgeye hakim olmuşlardır. M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 395 yılından itibaren de Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla Bizans olarak bildiğimiz Doğu Roma İmparatorluğu bu bölgeye hakim olmuştur. Anadolu Selçuklu sultanlarından 1. İzzet'in Keykavus, Sinop ile birlikte Dikmen'in de içinde bulunduğu bölgeyi 1211 tarihinde hakimiyeti altına aldığı ihtimali vardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 1277-1322 yılları arasında Pervanoğulları Sinop ve diğer ilçeleriyle bu bölgeye hakim olmuşlardır. Pervanoğullarının toprakları 1322'de Candaroğullarına geçmiştir. Çevikli köyünde Cender Mezarı denilen mezarın Candaroğullarından olduğu bilinir. Sinop ve Dikmen'i içine alan bölgeler 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan önce işgale maruz kaldığı söylenemez. Ayrıca çevrede yaşayan insanlardan edinilen bilgilere göre Saray Köyü'nde Söğütlü adı verilen bir göl vardır. O gölün yakınında Orta Çağ'dan kalma bir saray vardı. Bu sarayın kimlerden kaldığı bilinmemektedir. Zamanla bakımı ve tadilatı yapılmadığından günümüzde kalıntısı bile kalmamıştır. Yine tarihi bir eser olarak bilinen Kerimköy'ü Eski Cuma Mahallesi'ndeki camiyi gösterebiliriz. Caminin yapılış tarihi bilinmemektedir. Ancak çevresindeki mezar kalıntılarının 1690 yılına ait olduğu sanılmaktadır. İlçemiz Kerim, Göllü ve Görümcek köylerinde bulunan asırlık mabet yerleri ve camiler ilçemizin çok eski bir yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. Ayrıca Akçakese köyü altında mevcut büyük bir tümseyin tesadüfen kazılması sırasında oda oda büyük bir bina kalıntısının ortaya çıkması bir devlet kuruluşunun kanıtı olmuştur. Bu mevkiye Kolazı denirdi. Halbuki askeri alay anlamına gelen Kolazı binası olduğu anlaşılmıştır. Eldeki mevcut bilgilere göre 1908 yıllarında Gelze'nin Bucak Sarayköy'ünün kaza olduğu şüphesizdir. 1890 yıllarında şimdiki Dikmen ilçesinin içerisinde yer alan Üçpınar, Göllü ve Yaykın köylerinde ilkokul mevcut olduğu ve Ali Efendi'nin Üçpınar İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı ve köyün %75'inin okur yazar olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Candaroğullarının Sinop'ta hüküm sürdüğü yıllarda Gerze'den hiç bahsedilmediği, o devirlerde saray kazasının yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. İlçemiz yakın tarihini ise 1935 yılında nahiye olarak teşkilatlandırılması, 1957 yılında içinde tüm kuruluşların bulunduğu teşkilatın nahiye haline gelmesi ve bundan 33 yıl sonra 20.05.1990 tarihinde 20.593 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3.644 nolu kanun hükmünde kararname gereğince Kırçal, Dumanlı, Çoraklı köylerinin birleşmesiyle ilçe hüviyetine kavuşmuştur. 30 Ağustos 1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir diyebiliriz. İlçemiz Dikme Çam ormanları arasında kurulmuş küçük bir yerleşim yeridir. Bu yapısıyla son zamanlarda değeri giderek artan yayla turizmine açık ve elverişli bir yerdir. Göktepe ve Kiraz Dağları, Kuz Fındık, Omurlu, Üçpınar, Yaykın Köyü civarında doğa harikası yaylaları mevcuttur. Ancak bölgemizde herhangi bir turizm yatırımı bulunmamaktadır. İlçe merkezinde ve bazı köylerinde her yıl Temmuz ayının 2. ve 3. haftasında kara kucak güreşleri düzenlenmektedir. Ayrıca 1965 yılından bu yana Eylül ayı içinde hayvan alım satım panayırı kurulurdu. Günümüzde bu da kaldırıldı. Biraz da Dikmen'imizin günümüzdeki halinden söz edelim. 2022 yılı verilerine göre Dikmen'imizin nüfusu 4753'tür. Günümüzde ilçeye bağlı 3 mahalle 28 köy bulunmaktadır. Mahalleleri Babalıoğlu Mahallesi, Çorak Mahallesi, Kırçal Mahallesi.
köyleri ise Akçakese Köyü, Bucak Köyü, Büyükdağ Köyü, Büyükkızı Köyü, Çanakçı Köyü, Çevikli Köyü, Çukurcualan Köyü, Dağ Köyü, Dudaş Köyü, Dumanlı Köyü, Göllü Köyü, Görümcek Köyü, Kadı Köyü, Karaağaç Köyü, Karakoyun Köyü, Kerim Köyü, Küçükkızı Köyü, Küplüce Köyü, Huzualan Köyü, Saray Köyü, Şeyh Hüseyin Köyü, Üçpınar Köyü, Yakuplu Köyü, Yaykın Köyü, Yaylıbeyi Köyü, Yeniköy Köyü, Yukarı Çekmez Köyü, Yumaklı Köyü şeklindedir. Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar Bey'in Dikmen ilçemize yaptığı katkıları da ifade etmek istiyorum. Özellikle altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi ve Dikmen halkına verdiği değeri bu azminden görebiliriz. Kendisinin sık sık vurguladığı bir konu var. Onu da önemseyerek ifade etmek istiyorum. Nüfus kayıtları ile alakalı olarak Dikmen ilçemize ve köylerimize daha verimli hizmet alabilmek adına ikametgah adreslerimizi Dikmen'e almamız hizmet alımı konusunda faydalı olacağını unutmayın. Ve bu konuda Dikmenler olarak bu konuyu dikkate almanızı önemsiyoruz. Son zamanlarda Dikmen ilçemiz, Belediye Başkanlığı, Dikmen Kaymakamlığı ve Dikmen Dernekler Federasyonu ve federasyonumuza bağlı köy derneklerinin özverili çalışmaları ile Dikmenimizin kalkınması, iş sahalarının açılması, doğa güzelliklerinin tanıtılması için her türlü fedakarlığın yapıldığını söylemek istiyorum. Bunun örneğini geçtiğimiz günlerde SİAD'ın düzenlediği Sinop Tanıtım Günlerinde Dikmen Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Remzai Bey'in liderliğinde Dikmenlerin birliği, beraberliği İstanbul'da ses getirdi diyebilirim. Bu duygu ve düşüncelerimle Milli Cazgır Kemal Karga Bey'in bayrak şiiriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Küçükkızı Köyü Dernek Başkanı Hasan Ersoy, saygılarımla. Bayrağımızı indirmesin, huzuru mahşere kadar. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet içinde yaşayacağız. Ben burada bulunan başta Sayın Valimize, Milletvekilimize, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, güzel insanlara, güzel Sinoplara ve bizi daha sonra izleyecek olan güzel Türkiye'nin güzel insanlarına Kılıcı Cazgır Kemal Kalkar olarak bayrak şiirini okumak istiyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl sısı, kız kardeşinin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanı yazacağım, sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku var ne keder, gölgende bana da yer ver, sabah olmasın, güller doğmasın ne çıkar, yurduma ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi kavru dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünden yer beğen, nereye dikilmek istersen, seni oraya dikeyim. Dinarlarda ezanımız dinleyecek, göklerden ay yıldızlı bayrağımız dinleyecek, tüm dünya bunu böyle bilecek. Dalak ağacının yaprağı çoktur, dalında meyvesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü devlettir. Kimsenin malında, mülkünde, toprağında, petrolünde gözü yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklar,
Bizler yine bu cuma akşamı Sinop 57 TV ekranlarında Cazgır Kemal'im Show programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim sizler ekranlarınızın başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel Türkiye'min güzel insanları, değerli hemşehrilerim. Yüce Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabulü karin eylesin. Oruçlarımızı tuttuk. Ramazan bayramına ulaştık. Bayramlarımızı kutladık. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öptük. Aramızda memlekete gidenler, sırayı rahim yapanlar oldu. Yüce Rabbim kabul eylesin, makbul eylesin diyoruz. Yine derneklerimizde bayramlaşmalar oldu. Bizler de bayramın üçüncü günü Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneğimizde bayramlaşmamızı yaptık. Malum hastalıktan dolayı 2-2,5 yıldan beri birbirimizi görememiştik. Çok özlemiştik, hasret giderdik. Birlikte yedik, içtik. Allah'ıma hamdolsun. Yüce Rabbim tüm dünyamızı, ülkemizi böyle felaketlerden, sıkıntılı durumlardan korusun. Yüce Rabbim huzuru mahşere kadar ay yıldızlı bayrağımızın altında sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur içinde, birlik, beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin diyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cazgır Kemal'im Show sizlerle efendim. Bizler malum Ramazan ayında yayınımızı tekrar yayın yaptık. Önceki bölüm programlarımızı koyduk. Ama bu hafta sizlere Sinop 57 TV ekranlarından, Kuzey'in ekranlarından canlı olarak sesleniyoruz. Ben tekrardan, yayınımızı yeni açanlar olmuştur, ekran başına ve stüdyoya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum ve programımın İlk konuk sanatçısını davet ediyorum. Sizler onu önceden de tanıyorsunuz. Daha önce de programa misafir olmuştu. Bu akşam yine bizleri yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve alkışlarınızla Sinop Boyabatlı Türk Halk Müziği sanatçımız Musa Çalık diyorum efendim. Buyurun. Gök dibinde yatarım, beşli martin atarım. Ayşe benim olursa, malakları satarım. Ayşem, Ayşem öldürdün beni. Bir damarcık gülüm soldurdun beni. Bir tomurcuk gülüm soldurdu beni. Ayşe gider tarlaya, dal boyun süze süze. İsa gider ardından, kahkülün düze düze. Ayşem, Ayşem öldürdün beni. Bir tomurcuk gülüm soldurdun beni. Bir tomurcuk gülüm soldurdun beni. Ayşem, Ayşem hop demiş, şallarını toplaydı. Mahkemeye varınca, kimin kimsem yok dedi. Ayşem, Ayşem öldürdün beni. Bir tomurcuk gülüm soldurdun beni. Bir tomurcuk gülüm soldurdun beni.
Dilene sağlık. Bir kez daha hoş geldin, sefa geldin güzel insan. Evet, sizleri hemen şöyle yerinize alıyoruz. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklar. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Dedik ya, bizler yaklaşık bir aydan sonra bu hafta sizlere canlı olarak ekran başı yaptık. Programımız gümbür gümbür devam ediyor. Birbirinden değerli konuklarım var, misafirlerim var, kalbi güzel insanlar bu akşam bizimle birlikteler. Biraz sonra onları da tanıyacağız. Ben onun öncesinde Sinop'umuzun meşhurları var her hafta olduğu gibi. Hani biz diyoruz ya, Arabistan'dan getirir hacılar zemzem ile hurmayı. Şahinler küçük olur, gökten indirirler turnayı. Allah nasip etsin bizlere ay yıldızlı bayrağımızın altında huzuru mahşere kadar dostça, kardeşçe, birlik, beraberlik içinde olmayı. Düğünlerimizde, programlarımızda, pikniklerimizde de çalarız biz her zaman davul ile zurnayı. Evet, bir ay aradan sonra tekrar sıra davul zurna ekibimize geldi. Bu hafta Sinop'umuzun meşhurları bizimle birlikte. Biz şimdi onları aramıza alacağız. Ekran başını ve stüdyomuzu davul zurnamızla baş başa bırakacağız. Çalar söylersiniz siz, kalkıp oynarız biz. Sizleri sahneye davet ediyoruz. Sinop yöresi davul zurna ekibimiz. Haydi bakalım.
Sinop Karadeniz Davul Zurna ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Biraz sonra yine tekrardan birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sinop'umuzun meşhurları. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklar, değerli ekran başı. Bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan birbirinden değerli konuklarımız var. Sinobili Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneği Başkanı Kemal Karga ben. Bizim yaklaşık 2,5-3 aya yakın bu programımız burada devam ediyor. Biz her hafta Sinop'umuza, Dikmen'imize, Türkiye'mizin 81 ilinde yaşayan güzel memleketin güzel insanlarına selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Zaman zaman derneklerimizi aldık. Zaman zaman burada misafir konuklarımız oldu. Bu hafta da bizim derneğimizin yönetim kurulundan arkadaşlarımız var, ağlarımız var, iş insanlarımız var. Biraz sonra onlarla sırasıyla tanışacağız. Onların da duygu ve düşüncelerini alacağız. Ben öncelikle her birine ayrı ayrı katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hemen efendim sanatçımla programımızı, konuşma bölümümüze başlıyoruz. Sanatçımız Musa kardeşim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayaklarınıza hoş sağlık, olun, duygu ederim. Ve düşüncelerini almak istiyorum. Bundan bir ay önce buradaydık tekrardan. Gene davet ettin. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığın içiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni eserlerin de var. Biraz sonra dinleyeceğiz. Bu ilk parça da bizim memleketimizde çok söylenen bir parça. Maşallah. Sinop türküsü. Sinop türküsü. Onu da dinlendirmişsin. Repertuarını almışsın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek? Sanat yolun açık olsun. İnşallah abi. Yüce Rabbim başarılarını birbirine eklesin, daim etsin inşallah. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hemen sanatçımızın yan tarafında, buyur Sami abim, yönetim kurulu üyem Sami Kalafat var. Buradan Sami Kalafat kardeşim hoş geldiniz derken tüm Kalafat ailesinde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün dernek üyelerimize, yönetim kurulu arkadaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geçmiş dönem başkanlarımıza, ağlarımıza, üyelerimize, iş insanlarımıza, Sinop Dikmenler Dernek Başkanı Sunucu Cazgır Kemal Karga'nın selam ve sevgilerini iletiyoruz. Buyur Sami abim, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk başkanım. Allah kolaylık versin. Programın hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Bizi seyreden arkadaşlara, dostlara selam olsun. Güzel geldik buraya. Katıldık. Sami abimiz yani. Sami Kalafat, Kemal Karga'nın yönetim kurulu üyesi. Evet. Dikmeli ilçemizin 30 tane köyü var. Biz biliyoruz ama ekran başı da bilsin. Hangi köydeniz efendim? Kıyan Mahallesi. Kırçal'a bağlı Kıyan köyündensin. Evet. Kırçal'a bağlı Kıyan Mahallesi'nden. Sami Kalafat. O zaman Kıyam köyümüze selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen. Yaşayanlara sağlık, selamet, huzur diliyoruz. Evet. Ahirete göç edenlere de güzel Rabbim rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet amin, olsun diyoruz. Amin. Evet. Bir teşekkür kez ederim. Daha teşekkür ediyorum. Hayırlı efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Efendim yine bizleri bu akşam yalnız bırakmayan EFS Havacılık Makine Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahipleri aramızda. Babamız Hamdi Dinç aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Oğlumuz Ercan Dinç aramızda. Serkan Dinç kardeşimize de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz Ercan kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Değerli yayınınızı bizi çağırdığınız için tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Sinop Dikmen ilçemizin kalkınma hareketlerinde devamlı destekçiniz olacağımıza söz veriyoruz. Yanınızdayız. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Evet. Ercan kardeşimiz kısa konuştu. Ercan kardeşimiz, biz ne zaman Dikmen ilçemizde faaliyet olsa ararız. Geçenlerde Dikmen Merkez ilçe müftülüğümüzle bir kampanya başlattık. Buradan Dikmen müftümüz Sayın Hocamız Faruk Albey'e de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm imamlarımıza, hocalarımıza. Bu kampanyada aşağıki camimizin halılarını değiştirmek için bir kampanya başlattık. Dikmen İlçe Derneğimizle birlikte, dostlarımızla birlikte. Şu anda kampanyamız 30.000 TL'ye ulaştı. Camimizin halı siparişleri verildi. Ben Ercan kardeşimize o dönemde de aradığımda katkı ve desteklerini yaptı. Her zaman yanınızdayım dedi. Şahsınıza teşekkür ediyorum. Ve kampanyaya katılan tüm güzel insanlara teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim cebinize Halil İbrahim bereketi versin. Dünyada ahirette önünüze gelsin diyorum.
ve sözü babamız EFS Havacılık Makine Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahiplerinden Hamdi Dinç kardeşimize veriyoruz. Hamdi Dinç abimiz de bizim derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar ağlığımızı yapar, sponsorluğumuzu yapar, birlik beraberliğimize destek olur. Bu akşam da kanalımıza, yayınımıza katıldı. Bizleri yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ses geliyor, konuş. Hoş bulduk. Geliyor musunuz? Evet, geliyor efendim. Kemal Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettiği için programı hayırlı ve uğurlu olsun. Devamının başarılarını dilerim. Allah razı olsun. Hamdi abi, bizi şu anda Sinop Dikmen izliyor. Dikmen'de senin kadim dostların var. Bitti. Her birine ayrı ayrı selam gönderelim. Evet. Hadi bakalım. Evet, herkese selam. O zaman şöyle diyelim. Başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilgilenen mevsiyelerimize, ilçe başkanlarımıza, muhtarlarımıza, güzel Türkiye'nin güzel insanları, Dikmen ilçemize ve çevre köylerine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Cazgır, Kemal Karga ve evet. Hamdi Dinç abimizin selam ve sevgileri geliyor efendim. Efendim hemen mikrofonu şimdi derneğimizin, Dikmen ilçesi çevre köyleri derneğimizin 9 dönemdir ağalığını yapan, ara ara ve arka arkaya olmak üzere 9 kez bu onurlu göreve gelen, bizlere destek olan, bizimle birlikte dernekçiliğe, cemiyete katkı ve destek sunan ağamız Hüseyin Eşkül'e mikrofonu veriyoruz. Hüseyin Eşkül ağamızın nezdinde buradan derneğimizin de bizleri izleyen tüm ağalarımıza da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbim yüzlerinizden gülücüğü, kalbinizden sevgiyi, bedeninizden sağlık, afiyeti, yuvanızdan huzur, mutluluğu, cebinizden de Halil İbrahim bereketini eksik etmesin. Buyurun Hüseyin Eşkül ağam, hoş geldiniz. Sevgili Başkanım Kemal Karga. Ses geliyor. Öncelikle Sinop 57 TV sahiplerine, personeline. Sahibi efendim Sami Eskici. Teşekkür ediyoruz. Burada kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Bunları burada bizi konuk ettiği için ve ayrıca Sinop Dikmen Kaymakamımız, Belediye Başkanımız Adnan Acar, Sayın Muhtarımız Sinan Aydın, orada bulunan meclis üyelerimize ve bütün dostlarımıza, televizyonları başında bizi izleyen bütün Sinoplara, derneğimizin üyelerine, ağalarına, başkanlarına, herkese ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hüseyin Eşkül ağam, biz tanıyoruz ama ekran başı da tanısın. Siz de güzel memleketim Dikmen'in, Yeşil Dikmen'imizin hangi köyünden, hangi mahallesindensiniz efendim? Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin Köyü Yortan Mahallesi'nden efendim. O zaman Şeyh Hüseyin Köyü'ne, muhtarımıza, köy halkına her birine ayrı ayrı selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz izleyenlerimize. Tabii ki bütün köylerimizin muhtarlarına, bizleri tanıyan, ekranlar başında bizleri izleyen herkese ayrı ayrı selamlar ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yine ilerleyen bölümlerde sohbetimiz olacak. Hemen ağamızın sol tarafında bir diğer ağamız var. O da kardeşimiz Kalafatlar İnşaat'ın sahibi. Programımızda da ismini duyuyordunuz. Biraz sonra yine isimleri sayılacak. Sponsorumuz aynı zamanda programımızın. Kalafatlar İnşaat sahibi Sayın Hüseyin Kalafat. Hoş geldiniz efendim sevgili ağam. O da derneğimizin bir dönem ağalığını yaptı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ekran başında bizleri izleyen kardeşin İsmet Kalafat'a ve tüm izleyenlere selam gönderebilirsin. Kalafatoğlu İnşaat adına İsmet Kalafat ve Hüseyin Kalafat olarak buraya programımıza davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Bizim güzel Dikmen'imize de buradan bizi izleyen herkese selam olsun. Efendim biz de bu bir mukabil diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Hüseyin Kalafat, Kalafatlar İnşaat sahibi, derneğimizin ağası, teşekkür ediyoruz. Efendim mikrofonu sol tarafımıza veriyoruz. Evet değerli ekran başı, Sinop 57 TV izleyenleri. Bu akşam bir diğer konuğumuz da Sinop Gerze, Sarımsak Köyü'nden kendisi, şair Ömer Aksoy. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle beni bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımızın başarılarını diliyorum. Gerçekten çok güzel bir program. Severek izliyoruz, takip ediyoruz. Ben adım Ömer Aksoy, Sinop Gerze Sarımsak Köyü'ndenim.
Biz ekranı başında izleyen değerli hemşehrilerimize ve tüm gönül dostlarımıza buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ömer kardeşim, Gerze kaymakamımıza, Gerze Belediye Başkanımız Sayın Cevat Şensoy'a, meclis üyelerimize, bütün oradaki mahalle muhtarlarımıza, Gerze'mizin tüm köylerine biz de Sinop 57 TV'den, Cazgır Kemalim Show'dan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yüzlerce yıllardan beri yapılan tarihi geleneksel Hıdrellez'di. Mayıs'ın 6'sında Hıdrellez Bayramı yapılır. Çece Sultan'da bu yıllardan beri yapılır. Ramazan'ın içine gelmişti. 3-4 dönemden beri yapılamıyordu. Ramazan 10 gün beri geldiğinden dolayı. Ama bugün yapıldı. Bereket içinde oldu. Kazanlara su doldu. Yağmur yağış oldu ama çok güzel bir etkinlik olmuş. Kazanlar dolusu keşkekler yapılmış. Gelenlere ikram edilmiş. Orada Çece Sultan Hazretleri yatıyor. Ben başta Çece Sultan Hazretlerine, orada kabristanlarda yatan Sinop'taki Seyit Bilal'imize, tüm meftun olan dünya üzerindeki kabristanlarda yatan evliyaların, enbiyaların, şühedaların, şehitlerimizin, hafızlarımızın ruhları şad olsun diyorum. Bu geleneği devam ettiren başta kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Hıdrellez etkinliği olmuş. Bir de dün akşam sosyal medyada Gerze Belediye Başkanımız Sayın Cevat Şensoy oranın tarihçesini yayınlamış. Çok güzel olmuş. Geçmiş dönemde muhtarlık yapanlar, emeği katkısı geçenler türbenin tanıtımı yapmışlar. Ben kalemine sağlık, yüreğine sağlık diyorum Sayın Belediye Başkanımıza. Bir de efendim bizim kanalımızın sahibi Sayın Sami Eskici de Dere Cuma Camisi'nde yıllardan beri muhtarımızla, dernek başkanlarımızla birlikte İstanbul'dan gelirken solda Taş Cami, Dere Cuma Camisi, Gerze'den, Dikmen'den, Sinop'tan da İstanbul'a giderken sağda kalan çayın içindeki Dere Cuma Camisi'nde her yıl yağmur duası, Hıdrellez etkinliği yapılıyor. O da bugündü. Ama hava muhalefetinden dolayı sevgili patronumuz Sami Eskici ve muhtarımız, dernek başkanımız ertelediler. Bu hafta 9 Mayıs Pazartesi günü aynı yerde Dere Cuma Camisi'nin orada yahni kazanları, keşke kazanları kaynayacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Ne zaman efendim? 9 Mayıs Pazartesi bu hafta etkinlik tekrar devam edecek. Ertelenmişti, iptal olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Efendim bu yayının yapımının sizlerde aktarılmasında emeği geçen değerli yönetmenim Tolga Altun'a çok teşekkür ediyorum. Yine müdürümüz Özlem Ceylan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sinop'ta bizleri izleyen değerli patronum Sami Eskici'ye, Eskici ailesine de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve bir tane şiirle Ömer Aksoy'u sizlerle baş başa bırakmak istiyorum efendim. Mikrofon Ömer Aksoy'da. Buyurun şairim. Evet. Güzel memleketim Sinop, güzellikleri var değer gezilip görmeye, çeşmeleri vardır soğuk sular içmeye, seni düşünürüm her dakika saniye, katkın çok büyüktür bu ülkeye. İstanbul bağlasa da elimizi kolumuzu, kara gürbet bükse de boynumuzu, şartlar ayırmış olsa da çoğumuzu, sakın unutmayalım Sinop'umuzu. Ayrı kaldık yeter bunca seneler, birlik olalım artık bizler, el ele gönül gönüle Sinop'umuza sahip çıkalım haydi gençler. Karadeniz'in güzel incisi, tarihte çok derindir mazisi, anlatmakla bitmez hikayesi, Sinop'umuza tatile bekliyoruz herkesi. Sinoplu olmak bir ayrıcalıktır, İnsanları kırmaz gönül hatır, güzelliklerini yazsan bitmez satır satır, tatilde Sinop'u tercih eden asla pişman olmayacaktır. Herkes hayrandır denizlerimize, insanlar güler hep yüze, gerek yok fazla söze, her yer Sinop'tur bize. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Abi alkışlıyoruz. Sağ ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de diyorum ki Sinop'umuzun üç tarafı deniz. Var bizim birbirinden güzel 8 tane ilçemiz. Şairimiz Ömer Aksoy'a çok teşekkür ederiz. Bu güzel ilçelerimize herkesi tatile bekleriz. Güzel Türkiye'min güzel insanlarını diyorum. Ve şimdi de mikrofonu sanatçımız, değerli hemşerimiz Musa Çalık'a vermek istiyorum. Musa kardeşim buyurun efendim. Haydi sıradaki parçayı alıyoruz sevgili yönetmenim.
ekran başına ve bizi izleyenlere gelsin efendim. Sinop 57 TV Cazgır Kemal'im Show gümbür gümbür devam ediyor. İzleyen, takip eden tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Kanalımızı eklemeyi, sesin takip etmeyi devam ediyoruz. İçim sana hep yakın, benim tatlı balımı sakın Allah'ım sakın. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına gelene sağlık güzel insan. Tekrardan seni yerine alıyoruz. Sayın Musa Çalık kardeşim. Efendim değerli ekran başı.
4 Ocak'ta bu programa başladık. O günden bugüne kadar her hafta devam ediyoruz. Bizlerin değerli sponsorları var. Bizlere sunuyorlar. De sponsorlarımızın isimlerini sizlere okumak istiyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, katkı ve destek sunan Metin Yapı, Dekorasyon, İnşaat, Tadilat, Metin Kaya kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sams arıtma cihazları, aynı zamanda dernek başkan yardımcım Sayın Nurettin Görgeç'e teşekkür ediyoruz. Sude Grup, Sude Nakliyat, Sude Skor'da genç iş adamı Recep Çakaloğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Üçer Elektrik Pano sahibi değerli iş adamımız, Serdar'ımızın da onursal başkanı, hayırsever iş adamı Sayın Kenan Abalı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ersanlar Plastik Küçük Sanayi Sitesi, Başakşehir, Ergün İpek'e çok teşekkür ediyoruz. Ergün İpek'in oğlunun 22 Mayıs Pazar günü Başakşehir'de düğünü var 1-5. Bizler de inşallah orada olacağız. Tüm dostları şimdiden davet ediyoruz. Gençler Yapı PCV Alüminyum Doğrama, Atış Alanı Dere, Şanver Çakaloğlu ve Recep Gün kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Akça Duşakabin Hıdır Akça, Kadir Eren, Sindef, Birinci Bölge Başkanımız, sponsorlukları bu hafta sona erdi. Yüce Rabbim kesenize Halil İbrahim bereketi versin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım Kadir Eren. Uzman Tesisat, Doğalgaz, Kombi Petek, İstanbul Halkalı, Hüseyin Çörekçi, Küçük Kızık'tan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kalafatoğlu İnşaat, İstanbul Kavacık Beykoz, bu akşam da kendisi aramızda. Hüseyin Kalafat, İsmet Kalafat kardeşlere çok çok teşekkür ediyoruz. Barış Et Lokantası sahibi, aynı zamanda derneğimizin de tüm yemeklerini, pikniklerde keşkeklerini yapan iki tane kardeşimiz var. Abisi Ahmet Albayrak, kardeşi abisi Mehmet Albayrak, küçük kardeşi Ahmet Albayrak. Albayrak kardeşlere, Barış Et Lokantası'na, Albayrak Ketri'ye çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Aynı zamanda inşallah önümüzdeki günlerde derneklerimizin pikniklerine de keşkek yapmaya devam edecekler. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Gerzeller Turizm Atış Alanı Dere Yazıhanesi, Sindep 5. Bölge Başkan Yardımcısı Mustafa Kadder, aynı zamanda derneğimizin de ağası, teşekkür ediyoruz. Demtaş Düğün Salonu, İstanbul Esenler Atış Alanı Dere'de. Evet, bekar gençlere doyurulur. Seçkin kadrosuyla, tertemiz salonumuzla, ekonomik fiyatlarıyla sizlere hizmet veriyor. Sizlere mutluluğa giden yolda düğününüzü yapıp eşinizle, dostunuzla birlikte uğurluyorlar. Buradan babamız Şükrü Bey'e, oğlu Ünal Çılgınoğlu kardeşlere, kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kuzu Bey'i Sırık Kebabı, İstanbul 2Telli'de Tuncay Devres ve ortaklarına teşekkür ediyoruz. Yine aynı zamanda Özkaradeniz Mermer, Granit İnşaat, Sinop Gerze'de Yusuf Aracı ağamıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Paynamo'da Fason Dikim Atölyesi Sinop Gerze, Tahir Göksal'a teşekkür ediyoruz. Sinop Gerze'li sanatçımız, yine aynı zamanda Davul Zurna ekibi Mahmut İnce'ye buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. O da Sinop Gerze Çağlayan Köyü'nde, buradan selam olsun efendim. Can Grup, Can Temizlik, Türk Halk Müziği sanatçısı Necip Can kardeşime katkı ve desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezonumuz başlıyor. Bu sanatçılarımızla birlikte etkinliklerimizde, yayınla şenliklerimizde, konserlerde birlikte olacağız. Yeni bir sponsorum bu hafta, ilk defa ismini anons ediyorum. Geçen haftalarda bant yayınında da geçti. BRN İskele İnşaat Sanayi Ticaret İmteş Şirketi, İstanbul Çekmeköy. Serbestli Bahri Çetinkaya kardeşime çok çok teşekkür ediyorum, sponsoruma. Yüce Rabbim yüzlerinden gülücüğü, kalplerinden sevgiyi, bedenlerinden sağlık, afiyet, yuvalarından, iş yerlerinden de huzur, mutluluğu, bereketi eksik etmesin diyorum. Değerli sponsorlarıma teşekkür ediyorum efendim. Efendim, bizler ekran başında izleyenler var. Onları da kısaca geçip selamlarımızı gönderdikten sonra ben tekrardan programımıza kaldığımız yerden devam edeceğim. Bizleri şu anda SİAD Genel Başkanımız Sayın Adnan Çeliker ve yönetimi izliyorlar. Anadolu yakasında SİAD'ımız var. Diyoruz ya, hani SİAD hepimize yeter. SİAD Genel Başkanı Adnan Çeliker ve yönetimi, Şube Başkanımızı, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sindef Genel Başkanımız Sayın Hasan Dalkıran ve yönetimine, bütün bağlı bulunan dernek başkanlarımıza, ağlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İş Adamları Derneğimiz, dernek başkanımız Turgay Öztürk ve yönetimine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine bizleri izleyen Dikmen Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Genel Başkanımız Remzi Ay ve Dikmen ilçemize ve köylerimize bağlı bulunan tüm dernek başkanlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel Türkiye'min güzel insanları. Ben şimdi sizleri tekrardan
davul zurna ekibimizle baş başa bırakacağım. Ama bu sefer davul zurna ekibimizi buraya Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz güzel insan. Sizi tanıyalım. Ben Sinop Ayancık Yaranlar Köyü'nden Davulcu Seyfi. Adım Davulcu Kara Seyfi. Davulcu Kara Seyfi abi, hoş geldin. Buradan Sinop 57 TV'ye bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuk sanatçılarına, misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Buradan Sinop Ayancık Türkiye'nin 81 ilindeki tüm dostlarımıza, akrabalarımıza selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, ben de Ayancık deyince, Ağustos ayında Ayancık'ımızda sel felaketi olduk Kastamonu ile birlikte. Buradan bir kez daha orada bu felaketten etkilenen, zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Ahirete intikal edenlere Yüce Rabbim rahmet eylesin diyorum. Geçmiş olsun Yüce Rabbim, tekrardan bu felaketleri göstermesin. Türkiye'mizin hiçbir yerine, Ayancık'ımıza, Kastamonu'muza geçmiş olsun diyoruz. Evet, bir diğer davulcu kardeşimiz, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz tanıyalım efendim. Ben Sinop Gerçek Davulcu'dan buradaki ağalara hoş geldin. Salih Taşkın. Rahmetli Taşkın. Davulcu Turan'ın oğlusunuz. Ruhu şad olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi ekran başıyla baş başa bırakıyorum. Şenol abi, seni her zamanki yerine alıyorum. Haydi bakalım, çalar söylersiniz siz. Sizleri sevgiyle dinleriz biz. Sizleri sahneye davet ediyoruz değerli davul zurna ekibimiz.
Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Davul zurna ekibimize alkışlarla yerine uğurluyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli ekran başı. Bizler şimdi kısa bir ara isteyeceğiz. Ama aradan önce az önce sponsorlarımı saydım. Yine bu hafta aramıza yeni katılan bir tane sponsorumuz var. Değerli hemşerim, İstanbul Mecidiyeköy'ünde kendisi. Wimmer asansörleri Mecidiyeköy, Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım abimize Wimmer asansörlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve biz şimdi kısa bir ara istiyoruz. Ama bu arada sizler telefonunuzu, bilgisayarınızı, ekranınızı kapatmayın. Sizleri Dikmen İlçe Derneğimizin 2009 yılında düzenlemiş olduğu piknik etkinliğinden bir bölümle baş başa bırakıyoruz. Dikmenler el ele, hep birlikte mutlu güzel günlere diyoruz. Ben Deniz, Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Dernek Başkanı, sunucu Cazgır Kemal Karga. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Allah'a ısmarladık şimdilik. Güzel Sinop'un mutlu şehri, mutlu insanları, bugün bizleri yalnız bırakmayan başta değerli protokolüme, piknik alanında sesimin ulaştığı yerde bulunan tüm değerli hemşehrilerime, dernek üyelerime, ağlarıma, iş insanlarına, siz değerli sponsorlarıma bir kez daha dernek başkanı Kemal Karga olarak teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ben tekrardan sahneyi Gurbetçi Ali'ye vereceğim. 10 dakika sonra da öğlen arası vereceğiz. Bizleri sosyal medyadan takip eden, canlı yayında izleyen Dikmen İlçe Derneği sayfasından şu anda canlı yayındayız. Bu yayında bizleri izleyen bütün izleyenlerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyorum. İstanbul, Sarıyer, Ayazdağ köyü, Yeşiltepe, Mesire alanından 19 yaşındaki Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneği'nden selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bizleri takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Biraz sonra yöresel yemeğimiz, keşkeğimiz gelecek. Hani biz diyoruz ya, çok meşhurdur bizim kebabımız, keşkeğimiz. Bir de ıslamamız var. Adına trip deriz. Sinopluların derneklerine, cemiyetlerine destek veren siz güzel insanlara teşekkür ederiz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Biz dernek adına bugün burada onurumuz, gururumuz, Türkiye Cumhuriyeti'mizin varlığına sebep olan sembolümüz, ay yıldızlı bayrağımızın logolu saatini yaptırdık. Saatimizin üzerinde de derneğimizin Facebook sayfasının adresi var. Dernek milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, seçilmiş bürokratlarımız bizlerle birlikte olacak. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve sahneyi sanatçımız Gurbetçi Ali'ye bırakıyorum. Son 10 dakika, ondan sonra öyle. Yeryüzünü şimdi gördüm. Bunda benim ne suçum var? Sen güzelsin, ben de sevdim. Selamlar olsun abim. Tüm Sinop'la selamlar olsun. Sinop'lara selam. Saygılar sunuyoruz. Memleketimize selam yolluyoruz. Suçum var,
ben nesinden de sevdim. Kesene bereket, Dikmen ilçemizin Kırçal mahallesinden rahmetli Tecir Zomban Durgut'un oğlu Metin Kaya, yanı başında küçük oğlu Sebahattin Kaya, hoş geldiniz. Metin Kaya geçmiş dönemde bizim derneğimizin ağırlığını yaptı. Kurulduğundan beri katkı ve desteklerini sunuyor. Metin Kaya bir dönem derneğimize CD'ler bastırarak güreşleri tüm vatandaşlarımıza dağıttı. Bugün de yine diğer ağımız Erdoğan Yılmaz'la birlikte aramızda. Erdoğan, seni de buraya alayım kardeşim. Dikmen ilçemizin Çalakçı köyünden rahmetli Ece Bela amcanın oğlu, ruhu şad olsun. Ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Dünyada kalanlara sağlık, selamet, huzur diliyoruz. Metin Kaya bugünkü güreşlerimizi organize ediyor. Tüm güreşlerimizin maddi manevi destek ve katkılarını kendisi sunuyor. Biz de onun için kendisini burada karşıladık. Hoş geldiniz diyoruz. Allah razı olsun. Baştan beri emek ve katkılarına teşekkür ederim kardeşim. Konuş. Devam edeceğiz aynı şekilde. Bu Dikmen güreşlerini güzel bir şekilde piknikte yapmaya devam edeceğiz. Güreş demişken 21 Temmuz'da da Dikmen güreşleri var. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Sayın Erdoğan Yılmaz, buyurun, alçışıyla meşgul. Derneğimizin ağası, hoş geldin sayın ağam. Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, size teşekkür ederim. Vallahi abime bakacağız duruma. Tamam o zaman, hep birlikte gidiyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili Sinoplar, derneğimizin kurucu başkanı rahmetli Ali Rıza Özdemir abimin ailesinin yanındayız. Şu anda büyük oğluyla birlikteyim. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Eşine, ailesine, kızına, gelinine, torununa, her birinize teşekkür ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Dikmenler olarak böyle toplumda çok iyi ihtiyacımız var. Dikmen kuranlardan, güzellik kuranlardan. Başta babamızın. Ali Rıza Özdemir olmak üzere. Bundan sonra bize gelene kadar tüm herkese. Tüm herkese. Tüm denk başkanına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepinizden. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Devam edelim. Kemal Karga buradan. Geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tüm kurulu olarak gerçekten başkanlık size de yakışıyor. Güzel bir gün. İnşallah çok iyi olacak. Havamız da güzel. Hayırlısı olsun. Herkese iyi eğlenceler. Teşekkür ederim kardeşim. Tekrardan hoş geldin. Tanıyalım efendim. Demirer, Dikmen ilçemizin Şehisteyn Köyü Yortan Mahallesi'nden. Hoş geldiniz kardeşim. Derneğimizin üyesi ağası. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görev ettiğim güzel bir etkinlik oldu. Başarılı devam edelim. Uzun boylu, gökyüzüne yukarı bakıyoruz sevgili sinatlar. Maşallah, teşekkür ederiz. Yanında oğlu var, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sayın ağam, İkrar Bey. Bildik belamızı Allah korkmasın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı eğlenceler. Sağ ol. Evet, Ömer Kapıcı Dikmen ilçemizin Dumanlı köyünden. Ünlü Tekir, Zeynel Kapıcı'nın da oğlu. Ömer'ime teşekkür ederim. Derneğimiz kurulduğundan beri yanımızda katkı ve desteklerimiz sunuyor. Abisi Celal Kapıcı da yeni doğan Efe Celal İnşaat ağımız. Bugün aramızda olamadı. Belki de plaketini Ömer'imize vereceğiz. Teşekkür ederiz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah birlik beraberimizi bozmasın. Size de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Ömer'im. Öylemişsin, başkanımızsın. Allah daimi eylesin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Bir yalanı. Sinoplular, sevgili Mikaller, derneğimin onursal başkanı bu görevi benden önce 7 yıl yaptı. Şimdi bu dönemde dedi ki Kemal Karga, 19 yıldan beri kapı dibinde bekledin, yurt başına geçme zamanı.
sen oraya geçersen senin yaptığın işlerde biz yaparız dedi. Kimisi denetleme kuruluna geçti, kimisi mali müşavirliğe geçti, kimisi saymanlığa derken bir liste kurduk, birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte kazandık, dikmenliler bize destek verdi. Tüm dikmenlilerin bize oy veren vermeyen hepsinin alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Sayın Ahmet Kalafatan, bu hükümetin şükürlerini almak istiyorum. Evet, değerli misafirler, değerli hemşehrilerim. Tabii Kemal gibi bir üstadın yanında fazla konuşmak bize düşmüyor. Sıkıyor. Ben biraz geciktim ama geç kalmama rağmen alandaki kalabalığı görünce sanki 10 yıl geriye gittim. Dikmenli'den hala bir şey kopmadığını, Dikmenli üstüne koyduğunu gördüm. Bununla da gözüm yaşardı. Süleyman Taşkın abinin aşağıdan yukarı gelirken o da yanımda. Demek ki Dikmen dedik. Sizin hepinize bu duygusal düşüncenizden dolayı bizleri, kurumumuzu yalnız bırakmadığınız için gerçekten hem yönetim adına hem geçmişte görev yapmış yöneticiler ve başkanlar adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu söz bana düştüğü için teşekkür ediyorum. Belki onlardan da gelen olacaktır. Bu sözü sarf edecektir. Dikmenli bu diyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah en kötü gününüzü böyle etsin. Kemal Karga kardeşime de başarılar diliyorum yönetimine. Allah utandırmasın. 3 yıl daha inşallah Dikmenli güzel günlerim diyorum. Hoşça kalın. 2000 yılında derneğimiz kuruldu Sayın Başkanım. Ben bu mikrofonu almak için de 2005 yılına kadar bekledim. Sen bana ilk mikrofonu parti ormanında vermiştin. O günden bugüne kadar onurla gururla Dikmenlerin sevgisini, saygısını bu mikrofonlara aktarıyorum. Ramazan amcamız lakabıyla Halil Galatak, Kırıncı Ramazan amcamızın da ruhu şad olsun. Hemen benim sol tarafımda derneğimiz Sayman'ı, değerli muhasibim Yaşar Kalafat var. Ona da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte çalışıyoruz. Şu ana kadar 33 bin lira imar barışına para yatırdı. 40 bin lira daha yatırarak kalk mülkiyeti tapularını tüm dikmenlilerin derneğimize onurla gururla asacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Herkes hoş geldin. Tabii inşallah daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Ben hemen kısa röportajlarımıza devam ediyorum. Burada Hacı Mustafa Karaslan abimiz var. Bizim derneğimiz
göre görmem mi ceferi dönmem mi? Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçımız Musa Çalık. Çok teşekkür ediyorum Betül. Davulcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Alalım efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Geç kardeşim. Geç yerine. Evet. Bir kişi fazla olduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Hoş geldiniz diyeceğiz. Buyur kardeşim. Evet. Aramıza yeni katılan yönetim kurulu üyemiz Cemil Aslanboğa. Buyur kardeşim. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Merhabalar. Hoş bulduk diyorum. Bütün Dikmen'deki hemşerilerimize, tanıdıklarımıza, akrabalarımıza herkese selamlar gönderiyoruz buradan. Aynı zamanda teyze oğlum ve dernek başkanımız, ilçe dernek başkanımız Kemal Karkaya'ya da bu programıyla ilgili başarılar diliyorum. Devamının gelmesini diliyorum. Buradaki değerli kıymetli iş abilerimiz, gerekse ağalarımız, yani para ağası değil, gönül ağalarımız her şeyden önce. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Efendim ben de yönetim kurulu üyem Cemil Aslanboğa'ya çok teşekkür ediyorum. Ve onun nezdinde bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, üyelerime, ağalarıma, geçmiş dönem başkanlarıma buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hemen yine programımıza bu bölümde katılan değerli kardeşim, başkan yardımcım, değerli sponsorum Nurettin Görgeç. Buyurun efendim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Mübarek Ramazan bayramını ve Ramazan şerifi tutan ve Ramazan bayramını geçirmiş olduğumuz tüm hemşehrilerimize ve Müslüman aleminin geçmiş bayramını da buradan kutluyorum. Başkan Kemal Garga başkanımıza ve buradaki ağalarımıza Hüseyin Eşkül, Hamdi Dinç, Hüseyin Kalafat, Sami Kalafat, Cemil Aslanboğa ve sanatçımız Musa Çalık Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Davulcu ekibimize hoş geldiniz diyorum. Ve herkese ayrı programlar diliyorum. Kemal başkanımıza da bu programdan sonraki programlarda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim değerli sponsorum. Buradan Bağcılar Fatih Mahallesi'ne selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizlere izleyen yine kurucu yönetim kurulu üyemiz Aslan Görgeç babamıza, tüm kardeşlerimize, Kaya ailesine, Can ailesine, Korkmaz ailesine, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bizi izleyen Eren ailesine buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Eren ailesinde hastamız oldu. Buradan geçmiş olsun diliyoruz. Eren ailesinin anneleri rahatsız oldu ama şu anda iyimize geldi. Geçmiş olsun çok şükür. Ama yine de Korkmaz ailesinden hastamız var. Üyemiz Murat Korkmaz'ın annesi rahatsız, buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mikrofonu Hamdi Dinç abimize, değerli ağama vermek istiyorum. Ağamızda mikrofon kalsın. Şimdi değerli ağam, bu akşam bizleri burada EFS Havacılık Makina Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Babamız Hamdi Dinç, oğullarımız Ercan Dinç, Serkan Dinç yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel insanlar cemiyetimize, toplumumuza, gereken her yerde bizlere destek oluyorlar, katkı oluyorlar. İşlerinin de takipçisiler, bayağı başarılılar. Yüce Rabbim başarılarını daim etsin. Kazançlarını bereketli eylesin. Yüce Rabbim tüm iş adamlarımıza, sponsorlarımıza bol bereketli kazançlar versin diyoruz. Hamdi Baba, ben şimdi burada EFS Havacılık Makine'ye baktığımda bir metin gördüm. Bunu da ekran başına ve burada bulunan güzel insanlara okumak istiyorum. Diyor ki 15 Haziran 2010'da aile fertlerinden Ercan Dinç ve Serkan Dinç Dinç'in aldığı kararla bu iki kardeşin geçmişten gelen mesleki eğitim ve ticari tecrübeleriyle aile reisi babamız Hamdi Dinç'in manevi ve mesleki deneyim desteğiyle 13 Temmuz 2010 yılında İstanbul Ticaret Odası kaydıyla 100 metrekarelik küçük bir dükkanla İstanbul Tuzla bir mes sanayi sitesinde faaliyetlere başlanmıştır. Nereden nereye? Efendim şu anda kaç tane çalışanımız var? Büyük de bir fabrikamız var herhalde. Ben başarılarınız daim olsun diyorum. Yüce Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Gerisini Hamdi Dinç abiden dinleyelim. Şu anda 40 kişi var. 40 kişi çalışanımız var. Allah razı olsun. Maşallah diyoruz. Fabrikamız İstanbul'un, güzel İstanbul'umuzun neresinde efendim? Tepören'de miydi fabrikamız? Şekerpınar'da. Şekerpınar'da fabrikamız. Evet, geri dönüşümcülerde. Evet, geri dönüşümcülerde Şekerpınar'da fabrikamızın yeri. Yine fabrikamızda güzel Türkiye'nin her yerinden, değişik illerinden çalışanlar olduğu gibi aile içinden de çalışanlar var. Ben buradan selam sevgi gönderiyorum. İslam Dinçinoğlu küçük ağamız çalışıyor, Salih çalışıyor. Salih. İslam Dinç abimize de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda kardeşi de çalışıyor. Kardeşi de çalışıyor. Sinan mı? Sinan. Sinan'a da selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz EFS Havacılık Makine'de çalışan bütün çalışanlarımıza, yöneticilerimize buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine diğer bu akşam aramızda olamayan Serkan kardeşimize de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı hanımefendiler vardır. Ben buradan hanımlarımıza, eşlerimize de selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Anneler Günü önümüzde geliyor. Bizim için Anneler Günü bir gün değil, her gün. Annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Tüm annelerin, tüm kadınların, insan mimarları annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Kadınlar bizim başımızın tacı, kadınlar bir çiçek. Biz onları seviyoruz. Topluma ve ailelere vermiş oldukları desteklerden dolayı, o güzel aileleri, çocukları yetiştirdikten dolayı, bu topluma, cemiyete kazandırdıklarından dolayı tüm annelerimize, kadınlarımıza da buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Anneler Günü'nü şimdiden kutluyoruz. Güzel Türkiye'nin güzel insanları. Şimdi sırada mikrofonu ağamıza verelim. Ağamızdan da bir iki kaç kelime aldıktan sonra devam edeceğiz efendim. Evet Hüseyin Eşgül ağam. Programa bir kez daha hoş geldin, sefa geldin efendim. Sağ olasın, çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kemal Karga, değerli başkanım. Allah'ım koymasın seni darda ve zorda. Bu akşam bizleri burada konuk ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olasın, var olasın. Gerçekten güzel bir program oldu. Senin bu programında başarılarını devam ediliyorum. Çok Cenab-ı teşekkür Allah ederim. Utandırmasın. Arkadaşlar, derneğe üye olduktan sonra Dikmenlerle her toplantıda derneğime geldim, toplantılara iştirak ettim. Düğünlerde, bayramlarda elimden geldiği kadar iştirak ettim. Dikmenlerle şu ana kadar el ele kol kola gezmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Gerçekten Dikmenleri seviyorum. Gerçekten sizlerin hepinizi seviyorum. Güzel insanlar. Ağam, sevmeden bu işler yapılmıyor. Zaten dernekçiliğin asıl amacında sevmek var. Hani diyor ya, sevgidir Ferhat'ta Şirin'e dağları deldiren, sevgidir Leyla ile Mecnun'u çöllere düşüren, sevgidir kalpleri coşturup yüzleri güldüren. Biz sizleri seviyoruz, bu toplumu, cemiyeti seviyoruz. Yüce Rabbim sevenlerimizin de sayısını artırsın, Allah razı olsun. Buyurun efendim. Allah cümlemizden razı olsun. Kemal'cim, bu programın devamını başarılı bir şekilde diliyorsunuz. Diliyorum. Ne kadar konuşsak bizim konuşmalarımız bitmez. Program saatle zaten bitmek üzere geliyor aşağı yukarı. Onun için
Ben şimdiden buraya katılımcı arkadaşlara, katılanlara, Cemil Aslanboğa'ya, Başkan Yardımcımız Nurettin Görgeç. Nurettin Görgeç. Hamdi Dinç. Sevgili abim Hamdi Dinç. Sami Kalafat. Sami Kalafat. Hüseyin Kalafat. Kalafat. Ömer Aksoy. Bütün arkadaşlar, Davuzlu'da ekipler arkadaşlara. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ercan kardeşime de bizleri kırmadı. Buraya iştirak etti. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili Gönül Ağam, ben de senin nezdinde Dikmen İlçesi Derneği 7. ayın 31'i 2000 yılında kuruldu. 2000 yılından bugüne kadar Engin Ağamızdan, Selahattin Güler Yüz'den başlayıp bugünlere kadar gelen tüm ağlarımıza diyorum ki Dikmen ilçemizin etrafı dağlık, Allah hepinize versin. İyilik, güzellik, sağlık. Böyle güzel insanlara yakışıyor ağalık, birlik, beraberlik diyorum. Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Tüm ağalarımızı, üyelerimize de, güzel memleketimin güzel insanlarına da selam, sevgi gönderiyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, bizden alkış geliyor ekran başı ve stüdyoya. Evet, Hüseyin Kalafat abim, Kalafatlar İnşaat, değerli sponsorum, değerli ağam, buyurun. Öncelikle başkanım, tekrar programını, başarıların devamını diliyorum. Programın hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kalafat, çok teşekkür ederim. Kalafatoğlu İnşaat adına, İsmet Kalafat abimle adına da burada olmaktan gurur duyuyorum. Ve siz beni davet ettiğiniz için her zaman mutlu oluyoruz. Ve her zaman içinde Kalafatoğlu İnşaat olarak her zaman yanınızda olmaktan mutluyuz. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Değerli sponsorum, sizin nezdinizde ekran başında beni izleyen tüm sponsorlarıma da ben şu duyuruyu yapmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda programımız final yapacak. Malum Anadolu'ya gideceğiz. Yayla şenliklerine, festivallere gideceğiz. Dernek üyelerimizin düğünleri var, etkinlikleri var. Oralara katılacağız. Programımızı ilerleyen aylarda final yapacağız. Ama en son programımızı biz sponsorlarımızla yapacağız. Burada tüm sponsorlarımız canlı yayında olacak. Bizim de sponsorlarımızla çeşitli sürprizlerimiz, hediyelerimiz olacak. Her birinize teşekkür ederek final yapacağız. Ve Allah nasip ederse Eylül-Ekim ayında okullar açılınca tekrar kaldığımız yerden Sinop 57 TV ekranlarında güzel Türkiye'nin güzel insanlarıyla, değerli hemşerilerimizle birlikte olacağız inşallah. İnşallah başkanım. Biz de Kalafatoğlu İnşaat olarak, İsmet Kalafat olarak her zaman için yanınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Dünyada misafiriz, ahirette ebediyiz. Hamdolsun Allah'a, Muhammed ümmetiyiz. Hepimiz kardeşiz. Adem babanın, Havva ananın çocuklarıyız. Kırmayalım, sevelim insanları. Bu dünyada bugün varız, yarın yokuz diyoruz. Biz, bizi izleyen güzel Türkiye'nin güzel insanlarını, sizleri seviyoruz. Her birinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Cazgır Kemal'im Show tüm hızıyla devam ediyor. Ben şimdi sözü şairimiz Ömer Aksoy Beyefendi'ye bırakıyorum. Haydi bakalım. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, öncelikle yıllardır bizlere bu güzel programları hazırlayıp sunan ünlü sunucumuz Kemal Kargaç'ın çok güzel bir şiir yazıp hazırladım. Bu güzel şiirimi de ilk kez sizlerle paylaşmak istedim. Eğer dilerseniz hoşgörünüze sığınarak bu güzel şiirimi sizlere okumak istiyorum. Alkışlıyoruz efendim. Haydi bakalım. Evet, işte huzurlarınızda Kemal Karga. Başarıları yayılıyor maşallah dalga dalga. Onun kadar görmedim yakışan sunuculuğa. Bir canım var diyor, feda olsun bu vatana bayrağı. Alkış, alkış yok mu? Teşekkür ederim. Ondan iyisini bulamazsın geçsen dünyayı. Kimsenin yüzüne vurmaz her hatayı. Adaletli kesmek ister her davayı. Gönülden alkışlıyoruz Kemal Kargayı. Bizlere program hazırlar sunar yaz kış. Her eleştiriye etmez aldırış. Kimse edemez onunla yarış. Kemal Karga'ya gelsin en güzel alkış. Her iki dünyada yüce olsun şanı. Neşe huzur içinde geçsin ömrünün her anı. İsteyerek kırmaz hiç kimsenin hatırını. Gönülden alkışlıyoruz Kemal Başkanı. Ne kadar şükresi azdır Mevla'ya. Özellikleri bitmez saya saya. Böyle evlat nasip olmaz her anne babaya. Alkışlar gelsin Kemal Karga'ya. Görmedim onun kadar kibar ve saygılı. Programları olsun dileyelim hayırlı. Başarıları sürüp gitsin yıllar yılı.
Kemal Karkaya gelsin. Alkışların en kralı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kemal Karkaya yürekten başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli şairim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli şairim Ömer abim, çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ağzına gülene sağlık. İyi ki varsın. Ne zamandan beri programına geleceğim dedim, bu akşam nasip evet, bu oldu. Akşam bana oldu. Sürpriz yaptığın için ayaklarına sağlık diyorum efendim. Rica ederim. Başarılar dilerim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın bu bölümünde efendim güzel Türkiye'min güzel insanları, sizleri tekrar sanatçımla baş başa bırakmak istiyorum. Sanatçımıza biraz sonra yine tekrardan mikrofonu verip o güzel eserlerini, türkülerini, sıradaki parçalarını alacağız. Evet, şimdi programımızın bu bölümünde Türk Halk Müziği sanatçısı, Sinoplu hemşerim, Boyabatlı hemşerim Musa Çalık diyoruz. Alkışlar Musa Çalık'a gelsin efendim. Haydi bakalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Alkışlıyoruz değerli sanatçımız. Çok Musa Çalık kardeşime çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Oynayan davul zurna kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Evet değerli ekran başı, sizlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve bizleri canlı yayında arayan bir değerli büyüğümüz varmış. Alo diyoruz. Alo. Alo, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Efendim ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Derneğimizin, Sinop Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneğimizin 3 dönem başkanlığı yapan onursal başkanım Sayın Ahmet Kalafat. Sinop 57 TV ekranlarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere bir alkış geliyor efendim. Hoş geldin alkışı sizlere gelsin. Teşekkür ediyorum sevgili Kemal. Orada bulunan Hamdi abim, Hüseyin Eşkül ağamız, işte yönetici arkadaşların, ismini sayamadığım kişilere
Hepsine bu güzel programa iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum. Sana da böyle güzellikler yaşattığın için Sinop adına bizleri izleyenler huzurunda teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun sevgili başkanım. Evet, yani memleketin adına güzel bir şeyler yapıyorsun. En azından ilimizin, ilçemizin renk şeylerini, tanıtımını yapıyoruz. Allah niyetlerini kabul etsin. Allah razı olsun başkanım. Programımızın girişindeki dikmen tanıtımını beğendiniz mi efendim? Reklam arasında çok da derneğimizden güzel, bir bölüm koyduk. Çok güzel. Kendimi de izledim orada. Çekmeyen bir yerdeydim. Şimdi çeken bir alana çıktım. Ya ben gerçekten yaptığınız işin güzel, insanlık adına, toplum adına güzel bir şey olduğunu inanıyorum. Allah yenilerini, güzellerini nasip etsin diyorum. İnşallah başkanım. Önce memleketimize, milletimize güzel. Elinize, ağzınıza sağlık. Oradaki sanatçı, davulcu arkadaşlar da maşallah sanatlarını konuşturuyorlar. Allah razı olsun. Allah sanatçımız da Sinop Boyabat'tan başkanım. Musa Çalık kardeşimiz. O da hemşerimiz. Tanıyorum. Onlara da selamlar olsun. Allah onlara da işini, ekmeğini bol etsin, aşını. Teşekkür ederiz. Vallahi sevgili Kemal'im, biz artık ne derler, unumuzu eledik, eleğimizi astık. Her ne kadar kenarda da olsak, tabii bu tip şeyleri görünce coşuyoruz. Eski günlerini hatırlıyorsun başkanım. Evet. Sevgili kardeşim, Allah... Başkanım. Her yaptığınız işi sadesiz değil. Kim Allah rızası için bir iş yapıyorsa ben onunla gurur duyarım. Bu düşmanım bile olsa. Yani kolay değil. Ben bu işleri çok yaptım. Ahiret hazırlığıdır bunlar. Bu yapılan işler insanların ahiretini hazırlar. Ahirette oturacağı yeri, mekanı hazırlar. İnşallah en güzel yerlerde. Ben hep bu niyetle hizmet ettim. 11 yıl, hatta 2005'ten sanıyorum 2015'e kadar 10 yıl. Ondan sonra da yine bir fiil içlerinde bulundum. Ne bileyim yani zevkle yaptım. Yaptığım işten hizmet amaçlı yaptım. Asla bir menfaat karşılığı hiçbir şey yapmadım. Allah böyle yapanlardan da razı olsun. Ama menfaate dönük iş yapanları da Allah böyle yerlere bulaştırmasın, uzak etsin diyorum. İslah etsin diyoruz efendim. İslah etsin diyorum. Kesinlikle yani ben dernekçiliği gerçekten şey olarak düşünüyorum. Yani bir hizmetin, bir sanatçı vardır biliyorsunuz. Başından başlar, zirvede durabilirse sanatçıdır. Başladığı yere dönmez. Ya ama zirveden düşmesi çok kolay. Oraya çıkarken zorlanırsınız. Ama zirveden aşağıya eğer beceremezseniz duruşunuzu, düşersiniz. Ben inşallah bu görevleri yapanların zirvelerde güzel durmasını tavsiye ederim, niyaz ederim. Sana da çıktığın yolda, yaptığın işlerde Allah kolaylık, başarılar nasip etsin. Teşekkür ederim önce, sevgili başkanım. Evet, önce ben yani 10 yıl görev yaptığım kurumun ne kadar böyle güzel görünürse, hiç gidemesem de hani derler ya gidemediğin yerler. Ben onunla da gurur duymak isterim. İnşallah en güzel şeyler memleket için, insanlık için, toplum için olur. Ben toplumda olan her yerde elimle, kolumla değil başımla beraber varım. Allah'ım yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Diyorum. Orada bulunanlara tekrar selam ve saygılar sunuyorum. Güzel dikmenimiz için kim ne yapıyorsa, kim ne yaparsa... iyi yapan herkesle omuz omuza nasıl olsa nasıldır yani 2005'te başladık yani herkes söylüyor, ben söylememe gerek yok, güzel şeyler oldu. Allah razı olsun. Eksiğimiz varsa iyi yaptıklarımıza sayılır inşallah ahiretimizde. Evet, eksikler tamamlanıyor başkanım inşallah. Şeyler yapmayı nasip eyle Allah'ım diyorum. Kesinlikle amin. Kimseye asla ben kırgın değilim, üzgün değil, şey değilim. Benim amacım rahmetli Ali Rıza Başkanımı gene rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin ben, kurucu başkanımız Ali Özdemir. Evet, bu göreve çıkarken bana bir şey söyledi. Ben hala aklıma geldiği zaman dolukurum. Mekanı kat kat cennet olsun. Bana amin. Dedi ki 3 tane oğlum var. 4.'sü bu dernekte Damat Kalafat dedi. Çok da şey değildik.
ben buranın dedi yücelmiş görmesini görürsem dördüncü oğlum güzel yaşıyor derim dedi. Ben onu hiç unutmadan bu görevi yaptım. Ben de sana da veya kim gelirse bugüne kadar söylediğim budur. Bir oğlum var, ikincisi de oradaki o güzellik yaşarsa ben de iki evlat sahibiyim. Demek ki hayırlı evlat olmuş der, sevinerek gelir otururum diyorum. Allah razı böyle olsun başkanım. Var, böyle bir beklentim var. Bu hakkı da kendimde görüyorum. Benim gibi siz de görmelisiniz. Üye de görmeli. Böyle bir güzellik yaşanması için temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Güzel eğlenceler, iyi eğlenceler diliyorum. Başkanım. Hamdi abiye de ki öptüm onu. Bizim abimiz. Allah razı olsun. Annemin de ona selamı var. Diyor ki ne güzel oturuyor orada benim halamın oğlu diyor. Biz de annemizin ellerinden öpüyoruz. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz başkanım. Evet. Başkanım. Ben de aynı şekilde orada tekrar izleyicilerimiz olmak üzere herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah en kötü günümüzü böyle yapsın. Herkese iyilik sağlık versin diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Başkanım kapatma. Kongre davetimizi birlikte yapalım. Sayın Onursal Başkanım. Ben bu mikrofonu sizin başkanlığınız döneminde 2005 yılında sizden aldım. Hala evet. Da başarıyla götürüyorum. Memleketimin ve derneğimin tüm insanların duygu ve düşüncelerini bu mikrofona sizlerden aldığım destekle iletiyorum. 15 Mayıs Pazar günü Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneğimizin seçimli genel kurulu var. Biz bu genel kurulumuza, bizi izleyen tüm üyelerimize, ağalarımıza, hemşehrilerimize önce teşekkür ediyor, sonra da bu genel kurulumuza davet ediyoruz, bekliyoruz. Aynen, ben de aynı fikrine katılıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz orada bir şey yaptıysak, üyelerimizle yaptık. Yani bir söz vardır. Devlet olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Üye olmazsa dernek olmaz, başkan olmaz, başkan olmazsa dernek yürümez. Allah biz razı bu olsun. Güzellikleri tekraren inşallah her kim seçilirse, her kim olursa ben sana çok özür diliyorum. Zamanım var mı bilmiyorum. Göreve geldiğim zaman sana bu mikrofonu vermek istemeyenlere cevap olarak sana dedim ki sevgili Kemal, senin işin, en güzel yaptığın iş şu anda bu. Bu mikrofonu al. Herkesin güzel yaptığı bir iş var dedim. Bunları da yani bir şey yapmış gibi olmayayım orada. Sonra da ne dedim sana? Bu imar barışı ile ilgili olunca Bayram Başkan'la dedik ki Bayram Başkan ben bırakıyorum deyince binaya Bayram Başkan zaten sözleşmeyi yapmıştı. Bunu yapmak zorundaydık. Evet. Sen ne dedin? Ahmet abi eğer sen yöneteceksen bu işlerin resmi boyutunu ben varım. Yoksa beni bulaştırmayın dedin. Denetleme kurulu ben, başkanım sen olursan ben bu imar barışına girerim demiştim başkanım. Aynen, siz de kabul etmiştiniz. Ben de devlette devamlılık vardır dedim. Bayram bu işe başlamış. Bayram da kabul ediyorsa uygundur dedim. Hesabını kitabını birebir tutarak sana dedim ki şimdi de dernek başkanısın. Allah razı olsun. Yaptığımız işlerde benim önüme bir engel çıkarmadın. Ama bugün üye bunu bu seçimde farklı ne görüyorsa saygı duyarız. İnşallah sen takdir de, edileceğiz. Ben çok özür dileyerek yine zamanınızı çalmış olmayayım. 2009'da seçimsiz devrettiğim arkadaşlarıma bir tapuyu aldıramadım. 2012'de gelmek zorunda kaldım. Evet doğru başkanım. 2012'de gelmek zorunda kaldım. Bu zorunluluğu zorlukla geldim ama üye bana ben zorluk bekliyordum. Dikmenli hemşerilerim benim önümü öyle açtılar ki gene sen yaparsın dediler. Ve tapuyu ertesi hafta sen şahitsin. Kredi kartlarımdan ödeyerek tapuyu gittik beraber aldık. Seni de muhafız götürdüm hatırlarsan. Allah razı olsun. Ben doğru. Dediğim gibi işte o çocuk orada çocuğum dedim. Ben orası güzel olursa gülerim. Allah vermesin. Kötü olursa ağlarım. İnşallah Allah beni mahcup etmez, ağlatmaz. İnşallah. Ben, hepinize en güzel saygılarımı sunuyorum tekraren. Gene doluktum bu konulara girince. Başkanım. Çünkü güzel insan evladını güzel görmek ister. Siz hiç üzülmeyin. Emanet emin ellerde. Ben de sizin oraya astığınız yok. Tapuları kat mülkiyetine çevirip metrekare i̇nşallah. Olarak asmayı bana nasip etsin yüce Rabbim inşallah zaten, diyorum. Zaten yani benim tek şeyim beklentim o. Ondan sonra kim ne yapıyorsa yapsın hemen de ben çünkü artık köşeme çekilmem lazım. Ben başka fazla da şey yapmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum hepinize Sayın Başkanım. En güzel dileklerimle
hepinizi öpüyorum. Bu güzellikler herkes için olsun, memleketimiz olsun için olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım, o zaman ben de diyorum ki, evet, dernekçilik gönül işidir. Birlik, evet, beraberlik sevgi işidir. Gurbet, evet, elde bir araya gelip, yöremizin insanlarını bir araya toplayıp cemiyet oluşturup kültürümüzü yaşatma işidir diyorum. Düğünümüz, evet, olsa toplum güldürür, cenazemiz olsa toplum kaldırır, sürüden ayılana kurtlar saldırır. Aynen. Derneklerimize iyi ol, birlik olmaya gel. Allah, evet, vermesin kara günü başa, bizler, aynen, üzülürüz sizin gözünüzden akan yaşa. Birlik, aynen, olalım sevgili Sinoplular, birlik olalım sevgili Dikmenliler, güzel Türkiye'nin, aynen, güzel insanları. Kopmayalım birbirimizden asla diyorum. Her birinize, evet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Katıldığınız için canım, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Stüdyoda bulunanlar dahil bütün hemşerilerime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Saygılar sunuyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın diyorum. İyi geceler diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Beni böyle alkış geliyor başkanım size. Dikmenliler el ele, hep birlikte mutlu güzel günlere diyoruz. İnşallah inşallah, seve seve. Tabii. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, programımızın bu bölümünde sponsorlarımızı sayıyoruz. Ondan sonra konuklarımızın duygu ve düşüncelerini alıp sanatçımız Musa kardeşimizle inşallah final, davul zurnamayı yapalım finalimizi. Evet, davul zurnayla final yapacağız. Davul zurnamız hazırlansın efendim. Çok teşekkür ederiz. Metin Yapı Dekorasyon değerli sponsorum. Metin Kaya kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Metin Kaya kardeşimiz bu dönemde yönetimimizde yer aldı. Geçen dönemde yönetimimizdeydi yine. Teşekkür ediyoruz. Samsu Arıtma Cihazları değerli başkan yardımcım Nurettin Görgeç'e teşekkür ediyorum. Sude Grup Nakliye Sigorta genç iş adamımız Recep Çakaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Detaysan Yapı Mobilya Dekorasyon ZDEF Genel Başkanı, geçmiş dönem Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Çakır'a çok çok teşekkür ediyoruz. Üçer Elektrik Pano Onursal Başkanımız Sayın Kenan Abalı'ya teşekkür ediyoruz. Ersanlar Plastik Ergün İpek kardeşimize teşekkür ediyoruz. 22 Mayıs'ta oğlunun düğününe Başakşehir'de 1-5-22 Mayıs Pazar bekliyoruz. Gençler PCV Yapı, Pimapen İşleri, yine Şanver Çakaloğlu, Recep Gün'e teşekkür ediyoruz. Uzman Tesisat Hüseyin Çörekçi'ye teşekkür ediyoruz. Kalafatoğlu İnşaat Hüseyin Kalafat, İsmet Kalafat'a teşekkür ediyoruz. Barış Et Lokantası Ahmet Albayrak, Mehmet Albayrak kardeşlere teşekkür ediyoruz. Gerzeliler Turizm Mustafa Kadder'e teşekkür ediyoruz. Nemtaş Düğün Salonu Ateşalandere, Şükrü Çılgınoğlu, Ünal Çılgınoğlu abilerimize teşekkür ediyoruz. Kuzu Bey'i Tuncay Devrez ve ortaklarına teşekkür ediyoruz. Özkaradeniz Mermer, Yusuf Aracı'ya teşekkür ediyoruz. Payno Moda, Tahir Köksal'a teşekkür ederiz. Can Grup, Türk Halk Müziği sanatçısı Necip Can, teşekkür ederiz. Yine değerli abimiz, kardeşimiz, sanatçımız Mahmut İnce'ye teşekkür ediyoruz. BRN İskele İnşaat, Sanayi Ticaret, Çekmeköy, Bahri Çetinkaya, Serbest'e selam olsun, teşekkür ediyoruz. Yine yeni sponsorum Wimmer Asansör Mecidiyeköy Hasan Yıldırım'a teşekkür ettikten sonra konuklarımın duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Evet, hemen sağ tarafından başlıyorum. Buyurun Cemil kardeşim. Ayaklarınıza sağlık güzel insan. Teşekkür ediyorum. Sanırım programımızın son aşamalarına doğru yaklaşıyoruz. Ahmet abinin az önceki araması ve konuşmaları çok anlamlı. Burada 15 Mayıs'ta yapacağımız seçim İnşallah hepimize de hayırlı olur bu vesile ile. Bütün Dikmenli hemşerilerimize, buradaki bulunan konuklarımıza, ağalarımıza, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum ben. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet, değerli sanatçım, alkış gelsin. Değerli sanatçım Musa kardeşim, ayaklarına sağlık güzel insan. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buradan aile ve köylülerime, beni izleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, kısa kısa efendim teşekkür ediyoruz. Buradan bu akşam buraya katılanlara ve bizi izleyenlere herkese teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Evet Hamdi abim, hoş geldiniz tekrardan. Ayaklarınıza sağlık. Başkanım, ben teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Tüm dostlara ve herkese selamlarımı sunuyorum. Biz de Hamdi Dinç, Ercan Dinç, Serkan Dinç'e teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Ağam. Sevgili Kemal Karga,
Böyle güzel bir program için bizleri de buraya davet ettin, konuk ettin. Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet Hüseyin abim, alkış geliyor. Başkanım, programınızda bizi davet ettiğin için teşekkür ederim. Tekrarın programın hayırlı uğurlu olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. İki Hüseyin yan yanaydı. Allah duygu ve düşüncelerimizi kabul etsin. Kalbimizden geçen güzellikleri yaşatsın diyorum. Buyurun Ömer abim, değerli şairim. Evet değerli başkanım, beni bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yürekten başarıların devamını diliyorum. Bizi izleyen değerli dostlarımıza da buradan sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim ben Deniz, sunucu Cazgır Kemal Karga. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere Allah'a ısmarladık demeden önce sizleri Davul Zurna ekibimizle baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım, çalar söylersiniz siz, kalkıp oynarız biz. Sahneye davet ediyoruz Sinop Davul Zurna ekibimiz.